Selamlar herkese. iPhone ipucu ve bilinmeyen iPhone özellikleri videoları sizin tarafınızdan seviliyor. Bu sebepten dolayı bu konsepte yeni bir videoya hoş geldiniz diyeyim. Bilinmeyen iPhone ipuçlarını bu videoda beraber konuşalım. iPhone üzerinde bir şifreyi biliyorsanız bunu rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Ama şifre değiştirme işlemi için şifre sorabilirsiniz. Yani kendinizi iki kat önlem alabilirsiniz. Bunun için ayarlara girin, ekran süresini açın, içerik ve gizlilik sınırlamalarını açın ve bu listeden parola değiştirmeyi de açın. Bu özelliği açtıktan sonra iPhone'da bulunan şifrelerden biri değiştirilmeye kalktığı zaman ki her şifre değildir. Örneğin Apple kimliği şifresi dahildir bu işleme. Bu şifrelerden birisi değiştirildiği zaman, daha doğrusu değiştirilmek istendiği zaman iPhone ekran süresinin şifresini isteyecektir sizde. iPhone'unuz kilitliyken erişimi kısıtlarsanız hem cihazınızın güvenliği hem de verilerinizin güvenliği için daha iyi olacaktır. Bu sebepten dolayı Ayarlar Face ID ve parola menüsünden kilitliyken izin ver kısmında açık olan seçenekleri bir kontrol edin. Örneğin telefonunuz kilitliyken Denetim merkezinin açılmasına izin verecek misiniz? Bunu bir düşünün. Fotoğraflar uygulamasında bulunan fotoğraf arama kısmı gerçekten çok iyi çalışıyor. Buraya fotoğrafların hangi cihazda çekildiğini yazarsanız o cihazla çekilen fotoğraflar gelecektir. Mesela hav hav yazarsanız köpek içeren fotoğraflar gelecektir. Burayı bence efektif bir şekilde kullanmayı düşünün. iPhone'da herhangi bir dosyayı ya da klasörü paylaş dediğinizde en üst kısımda kişiler sizin karşınıza çıkabilir. Örneğin Ege kişisi WhatsApp bile çok sık bir şey gönderdiyseniz WhatsApp ikonuyla beraber Ege gözükebilir. Bu satırı kaldırabilirsiniz. Kişileri kaldırabilirsiniz buradan. Şahsen ben kaldırdım. Ayarlar, Siri ve arama paylaşırken göster. Paylaşırken göster seçeneğini kaldırırsanız buradaki kişiler satırı yok olacaktır. Kesinlikle iPhone üzerinde bulunan saat uygulamasını kullanarak alarm kurmayı biliyorsunuzdur alarma etiket üzerinden bir isim vermeyi de hatta erteleme özelliğini açmayı da biliyorsunuzdur. Alarmın sesini değiştirebilirsiniz. Ücretsiz iPhone zil sesi nasıl değiştirilir diye bir videomuz var. Bu video içerisinde bulunan yöntemi kullanarak istediğiniz bir zil sesini alarm sesi yapabilirsiniz. Aynı zamanda parçalar bölümünden Apple Music'te bulunan şarkılarınızı da alarm sesi yapabilirsiniz. Alarmın ses yüksekliği nasıl değiştirilir diye soranlar için de şunu söyleyeyim. Ayarlar ses ve dokunuş içerisinde bulunan zil sesi yükseklik ayarı. Aynı zamanda alarmın da yükseklik ayarıdır. Bir medya oynatırken, bir videoyu dinlerken, bir müziği çalarken kamera uygulamasında video modunu açtığınızda video çekimi sırasında hemen müzik duracaktır. Hatta video modunu alır almaz müzik duracaktır. Müzik durmadan video çekmek istiyorsanız kameranın fotoğraflar uygulamasını açın ve Quick Take özelliğini kullanın. Yani deklanşör tuşuna basılı tutup kilit işaretine sürükleyebilirsiniz. Böylelikle Medya oynatılırken iPhone'da video çekimi yapabilirsiniz. Şimdi bu komik bir ipucu olacak ama aklıma daha iyi bir yöntem gelmedi. Biliyorsunuz uzun bir süredir iPhone'da tüm arka plan uygulamalarını kapat diye bir seçenek yok. Arka plandaki uygulamaları kapatmak isteyenler için de hepsini birden 3 parmağınızı kullanın derim. Böylelikle 3 parmakla daha hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz. Ha, bana soracak olursanız ben arka plandaki uygulamaların kapatılması taraftarı değilim. Hatta bunu anlattığım bir video kanalda da var. O videoyu da izlemediyseniz lütfen izleyin. Sizce insanların pek bilmediği iPhone ipuçları nelerdir? Bunları da aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin. Ve bu tip de videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz. Aynı zamanda bu videolara herkesten önce erişmek için de kanala katıl butonunu kullanarak üye olabilirsiniz.